Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi size bir ders yapacağım ama hayatınızda hiç unutamayacaksınız. Çok çok dersleri duydunuz ama bunu unutamayacaksınız. Çünkü niçin? Görsel yapacağız. Yani kendisini ifade etmek için malzeme kullanacağız. Hani bunları kullanacağız. Konu şu. Allah'ı neyi görmüyoruz? Ruhu neyi görmüyoruz? Ahireti niye görmüyoruz? Ve ahiret nerede? Neymiş? Allah'ı neyi görmüyoruz? Neyi? Ahireti niye görmüyoruz? Bir de ne demiştik? Ruh nerede? Tamam. Şimdi ilk önce biraz okuyayım. Sonra deney yapacağız. Burada. Bundan dolayı hiç unutamayacaksınız diye söyledim. Şimdi ey haşrı inkar eden adam diyor. Ağaçlara bak. Kışın ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten yeşillendiren. Yani kışın hepiniz bu dersleri de duymuşsunuz da ben başka bir şey taşıyacağım bu işi. Ağacın, kışın, ağaç, kış, bütün yaprağını döker, çiçeğini döker, su da gider. Su da gider, aynı kemik gibi olur. Ağaç kemik gibi olur. Su olmaz. Öldü. Baharda tekrar su gider, sonra yaprak, sonra çiçek, sonra meyve, koku, tat geliyor. Yani su çekilince ne olur? Ölür. Tamam mı? Ölünce tekrar diriliyor. Yani bazıları der ki ya ölüler nasıl dirilir? Ölü ağaç dirildi. Kışın ölmüştü. Baharda dirildi. Peki yediğimiz ekmek, yediğimiz kuru fasulye, kahvaltıdaki yediğimiz patates, efendim peynir, zeytin ölü değil mi? Ölüdür. Ölü değil peynir. Yani çiğniyoruz, ateş etmiş, mideye koyuyoruz. Peki kabiri, mezarı mide gibi düşün. Ekmeği de ölen adam gibi düşün. Bak, ekmeği mezara atıyoruz. Mezara attıktan sonra göz olarak bir o ekmeği ne yapıyor Allah? Enerji yapıyor. Ona duyuyoruz. Ona seyrediyoruz. Kokluyoruz, hareket ediyoruz. Öyle değil mi? Ekmek ne yapıyor? Diriliyor. Ekmeği Allah ne yapıyor? Canlandırıyor. Şimdi kabiri nereye benzettik? Mideye. Lokmayı nereye benzettik? İnsana. İnsan, ölü insana. Ölü insanı toprağa gömdüğümüz gibi ölü ekmeği de buğdayı da gömüyoruz mideye. Mideden sonra saç oluyor. Tırnak oluyor. Böbrek oluyor. Yani görüyoruz, işitiyoruz ve koşuyoruz. Öyle değil mi? Şimdi ağaçları dirilten ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyoruz. Ölülür dirilir mi diye sorabilir miyiz? Bak, ölü maddeleri yiyoruz, fasulye, su ölü değil midir? Mesela bak bu, bak şöyle. Ölü değil mi? Ölü su. Ne yapacak? Dirilecek. Su dirilecek. Hareket edeceğiz, göreceğiz. Saçımız uzayacak, tırnak uzayacak. Etimiz değişecek, 6 ayda bir bütün vücut değişecek. Demek ki ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz, sonradan da ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Ölüler dirilir mi? Lan diriliyor. Bu öyle değil mi? Bir daha söyleyeyim. Ölü değil mi? Evet. Bak içince dirilecek mi? Evet. Peki, gübreyi toprağa atın. Şeftali olarak geldi, bak dirildi. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Fazla zamanınızı almayacağım. Burada görsel. Burada şöyle diyor. Onu da bitireyim de ondan sonra kapatayım. Diyor ki ölmüş kışın ölmüş olan ağacı yaprağını diriltiyor. Çiçeğini diriltiyor. Meyvesini yeniden yapıyor. Bak haşir. Bak yeniden yaratılmak var mı? Var var karşımızdaki ağaç. Yeni de yaratılıyor.
Bir de insanın yediği gıdalarla yeniden yaratılıyor. İstibad ile kudretini meydan okunmaz. Şimdi ağacın içerisi, ağaç düşünün şunu. Karanlık değil mi? Ağacın odun düşünün. 10 kilo odun. Bak şimdi ondan sonra deneye geçeceğiz. Deneyden sonra beraber işleyeceğiz, gideceğim. 10 kilo düşün. Odunun içi karanlık mı, aydınlık mı? Karanlık. Karanlık. Peki yaktığımız zaman aydınlık nereden çıkıyor? Odundan çıkıyor. İçi karanlık, yakınca nur çıkıyor. Ya karanlıktan aydınlık çıkar mı? İşte değil mi? Bak zıttı zıttından çıkartıyor. Odunun içi karanlık, nur içinde saklı. Karanlığın içinde nuru saklamış. Bak. Peki ışık nerede dedi? Bak odunu yakınca üç tane şey çıkıyor. Nur çıkıyor. Nur, ışık. Sıcaklık çıkıyor. Bir de duman çıkıyor. Öyle değil mi? Ha. Peki su nerede? Bardağın içinde. Bardak ayrı, su ayrı. Peki odunun neresinde sıcaklık? İçinde. Başka fikri olan? Etrafında. Çok güzel. Yani bardağın içinde su var. Çünkü bardak ayrı, su ayrı. Ama odunun içinde nur yok. Odunun her yerinde, bak burada her yerde su yok. Bardak var, su var, ayrı. Ama odunda ayrılık yok, biliyor musunuz? Yani odunun içi, ateş odunun içinde mi? Dışında da yok mu? Sağında var, sonunda var. Şimdi bakayım kafanızı çalıştırın. Odunu yakınca nur çıkıyor, ışık, yolumuzu görüyoruz. Duman ne yapar yolumuzu? Kapatır. Kapatır. Peki iki tane zıt değil mi? Işıkla duman. Zıt değil mi? İkisi aynı yerde. Peki duman sağda mı solda mı odunun? Duman he? Her tarafında. Peki ışık nerede odunun? Her tarafında. Peki her tarafında hem duman hem nur olur mu? Olur. Nasıl oluyor? Allah'ım. Tamam işte. Çok acayip değil mi? Çok acayip. Şimdi ben size şöyle bir şey sorayım. Bu 10 kilo odun. Yaktıktan sonra bu Çatalca'da yaksak. Buradan çıkan sıcaklık, nur ve duman Çatalca'da yayıldıktan sonra bu 10 kilo odundan kaç gram kül çıkar? Kaç gram? 100 gram anca çıkar. Değil mi? Kül az çıkar. Peki odunu yaktıktan sonra onu, o nuru, ışığı, sıcaklığı, dumanı geri getirip odun yapabilir misiniz? Yakamazsınız. Şimdi deneye geçiyoruz. Bak, ömrünüzde hiç odunun yandığını görmesin. Böyle bir sistem. Odunun yandığını hiç görmedik. Bir tanesi size dese ki, ya odunun içi var ya, nur var ha. Ne demek nur? Odunun en büyük düşmanı? Ateş. Ateş nerede? Odunda. Bir daha. Odunun en büyük düşmanı? Ateş. Nerede? İçinde. Odunun içinde. Bizim en büyük düşmanımız kim? Şeytan. Şeytan ve nefis nerede? İçimizde. Kağıdın en büyük düşmanı? Ateş. Ateş nerede? İçinde. Bizim en büyük düşmanımız nefis? İçimizde. Ve şeytan içimizde, değil mi? Peki, hayatta hiç ateş denen bir şey görmedik. Böyle bir sistem yok. Desek ki, ya bu böyle gözüküyor ama kafayı takma. Bunun alt tarafı buna hiç benzemez. Ne demek? Ya bunun üzerine ev çizersin, araba çizersin, para çizersin, insan çizersin. Ama bu kağıdı meydana getiren duman, nur ve sıcaklık üzerine bir şey çizemezsin. Hiç odunun yandığını görmeden adama nasıl anlatacaksın bunu? Ya bu var ama vallahi bunun içinde öyle bir şey var ki buna benzemiyor. Ya beyaz, duman içinde. Kağıt beyaz, duman siyah.
Bu bir yerde. Bunu meydana getiren enerji her yerde. Bunu meydana getiren enerji burayı sıkıştırdın. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Hiç ömründe ateş yandığını görmeyene bunu nasıl anlatırdınız? Bak bunun içinde bu var diye. Anlıyor musunuz? Bunun içinde bunun nasıl saklı olduğunu nasıl anlatırdık? Anlatabilir misin? Buraya bakın boşuna çakma. Anlıyor musunuz? Bunun içerisinde bunun olduğunu anlatılabilir mi? Nasıl anlatacaktın? Peki soruyorum size. Şuradaki ışık çabuk mu çıkıyor, yavaş mı çıkıyor? Yavaş. Kaçıyor değil mi? Yavaş. Kaçıyor, kaçıyor. Ne? Çabuk çabuk gidiyor. Baksana. Ama ben tutuyorum o fazla gitmesine böyle çeviriyorum. Niye kaçıyor? Çünkü bu ışık içeride neydi? Hapisti. Adın ne senin ya? Recep. Recep. Yeni mi geldi? Tamam. Bak şimdi. Bunun içerisinde ışık neredeydi? Hapisti değil mi? Şimdi hapisten kurtulmak için heyecanlandı. Çap 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 gidiyor. Peki bu yandıktan sonra şimdi bunu geri alabilir misin? Ha. Bunu, ha bak buraya koydum. Bunu çöpe atacağız, gömeceğiz. Gideni gömebilir miyiz? Hayır. Ha, vefat eden, ha şöyle diyeyim. Bu kağıt bedendir. Neymiş bu kağıt? Beden. Beden. Bu çıkan ışık neye örnek? Hapis. Neydi hapis ama kim? Ruh. Çıkan duman nefis. Kalan kül ceset. Bir daha. Bu kağıt beden. Çıkan nur ruh. Çıkan duman nefis. Şimdi bu kağıt ceset. Şimdi bu kim öldü? İçindeki ruh ne gitti, ne yaptı? Pişt, gitti. Bunu gömeceğiz. Burada ışık var mı daha? Yok. Demek ki toprağın altına ruh girmiyor. Müslümanın ruhu bu girmiyor. Bak şu gitti. Nereye gitti ölen? Kağıdı yakınca nereye gitti? Bizden daha yukarıya çıkmadı mı? Ben mesela bak. Bu kağıdı yaktık. Işık aşağıya mı gitti? Yukarıya mı? Yukarıya. Bizden daha yukarı gitmedi mi? Evet. Ha, vefat edenin ruhu da böyle yukarıya gidiyor. Şimdi toprağa giren kim biliyor musunuz? Ceset. Ruh değil. Müslümanın ama. Peki kafirinkisi nasıl oluyor? Kafirinkisi şöyle oluyor. Kafirinkisi bak şöyle olacak. Kafir günah iman etmediği için bak kafirin ruhu gidiyor. Direkt. Yok, dur bakayım. Olmadı. Olmadı. Yanmaması lazımdı. Ama tövbesi kabul olmuş. Çünkü şöyle diyeyim biraz. Bölerim abi ses. Şimdi burası yanmaz. Bak, kafirin ruhu burada, demek burada kafir yıkar. Demek ki onu da bu meclisin hürmetine hani diyelim ki söndür, tamam mı? Söndür. Kafirin ruhu. Bunu gömeceksin. Çünkü yakalandı. Bu tepsiye ne kalmışsa gidin gömün. O öldü. Peki, hoca çıkıyor. Esselatu ve selamu aleyk. Selam okunuyor. Birisi öldü. Ha, bak bu da kefen kabul edin. Kefen. Sarın bunu. Buna sarın, onu gömün. Demek ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Bak ha bu ceset. Topraktan gelen toprağa gidecek. Ama bunun içinde bir güneş vardır. Bak bu güneş. Güneşten Allah koydu kağıda. Kağıdın içinde ne varmış biliyor musunuz? Bu güneşti. Topraktan gelen toprağa kaldı. Bak bu nereye benziyor rengi? Güneş. Güneşten gelmiş ve bak dikkat ederseniz ona gidiyor.
Tamam mı? Şimdi soruları sıralıyorum. Bu kağıdın içinde duman var mı? Var. Nur var mı? Var. Ateş var mı? Var. Çıplak gözle gözüküyor mu? Hayır. Hayır. Allah da, dünyada, ağaçta Allah var, çıplak gözle gözükmez. Peki, Allah'ı neyle görüyoruz? Bunun içindeki dumanı, nuru, kibritle gördüğümüz gibi ağaçtaki Allah'ı da şeyle, ağaçtaki Allah nasıl gözükecek? Bu Kur'an'dır. Diyelim. Bu Kur'an örneğin, tamam mı? Bu Kur'an. Bunu çakan peygamber, bu da insan veya ağaç. Al peygamber çakmakla, Kur'an'la insanları eğiterek içerisindeki Allah'ı gösteriyor. Eğer ben bunu olmasa tornavideyle alabilir miyim ışığı? Duman alabilir miyim tornavideyle? Kerpet alamam. Baltayla alabilir miyim? Alamam. Bundan kasıt ilimdir. Yani bak, bundan kasıt ilimdir, ilim. Çakan peygamberdir, bu da insandır. Şimdi, dün bir tanesi dedi ki öteki kampta, abi dedi, dünyayı kağıt desek, içindeki nura, Allah'ın isimleri desek olur mu? Aynen. Bak, kağıt ne olmuş? Tencereye misal koyalım, nuru koyalım, dumanı koyalım, ısıyı, ateşi koyalım, karıştıralım, biraz da kül koyalım, karıştır kağıt olur. Ama kağıda bak, içine çıkar. Çıplak gözle bunun içini görmediğimiz gibi insanın ruhunu da bedenden görmüyoruz ama bedende ruh var çünkü konuşan o. Neyle dışarıya çıkartıyoruz? Ateşte, ilimle. İşte böyle medreselerde kalarak bu örneği görüyorsunuz. Bu kitapları okuyarak ne yapıyorsunuz siz? İçinizdeki nuru dışarıya çıkarıyorsunuz. Eğer buraya gelmeseniz, bunları dinlemeseniz, bunları nereden görecektin? Hiçbir yerde göremez. Yani başka kurslarda da görürsün yani. Kurssuz olmazmış. İşte buraya niye geliyoruz? İçimizdeki dumanı göstermek için. Az önce yanmış. Şimdi yanmadı bak. O da kafir. Bak kafir. Şu duman da günahtır. Şimdi bu kaldı. Hocam ne bekleyecek daha? Musalla'da koyun dedi. Kefeni getirin, kapatın. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Gidin ha bunu gömün. E gömdük. Ha, ölen topraktan gelen, güneşten gelen ona gitti. Şimdi bu örnekte toparlıyorum, size soru soracağım. Toparlıyorum. Kağıtta nuru görmediğimiz gibi, ateşi görmediğimiz gibi, dumanı görmediğimiz gibi, ağaçta, masada da Allah'ı zahirde görmüyoruz. Ağaç neymiş? Kağıt, nasıl ki duman, nur, ateşin donmuş halidir. Ağaç da Allah'ın. Ya Cemilu ya Allah, ya Karimu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Habibu ya Allah, ya Raufu ya Allah. Esma okuyoruz ya. Ha, Allah'ın bu isimleri donmuş. İsim nedir? Duman. İsim nedir? Nur. İsim nedir? Ateş. Ateş. Ondan sonra odun. İsimler odunun içerisindeki sistem. Ne yapmış? Güneş geldi, kağıt oldu. Duman geldi, kağıt oldu. O zaman odunun içerisindeki nuru görmediğimiz gibi zahirde, ağaçta da Allah'ı görmüyoruz. Açık gözde de, cesette ruhu görmüyoruz. Ama yakınca gözüküyor. Peki bu örnek gibi Allah'ı niye görmüyoruz diye ne deriz şimdi? Ne dersiniz arkadaşınıza? Çıplak gözle göremiyoruz. Çünkü yaprakta, kağıtta, odunda nur var mı, nur? Var. Işık var mı? Var. Açık gözle görebiliyor musun? Hayır. Hayır. Allah'ı da maddede böyle zahirde görmüyoruz. Ama kağıt onların dış görünüşü.
Ağaç da Allah'ın isimlerinin görünüşü. Demek ki bu ağaç kağıt gibi. Kağıttaki bulunan özellikler ağaçta da bulunan Allah'ın isimleri gibi. Demek ki Allah'ı niye görmüyoruz? Kağıtta nuru görmediğimiz gibi. Peki kağıt nereye misaldir? Bedene. Harika. İçindeki nurun nereye misal? Ruha. Ruha. Harika. Harikasınız inan. Kağıttaki duman? Nefis ve günahlara. Çok güzel. Harika vallahi. Peki duman kağıdın neresinde? İçinde. Dışında mı? Her yerinde. Her yerinde. Nur nerede bu kağıdın? Her yerinde. Aynen onun gibi nefis de, ruh da, cesedin her yerinde. Kulakta değil, kafada değil, ayakta değil, parmakta değil, karaciğerde değil, midede değil. Neredeymiş? Her yerinde. Her yerinde. Ruh ve nefis, cesedin her yerinde. Yani kağıtta dumanla nur her yerde olduğu gibi. Peki ölen insan kabire mi gidiyor? Müslüman diyoruz. Kafir demiyoruz. Kafir ha. Ha burada. O için. Ha bak. Bak ikisini göstereyim. Bak yanmamış. Ha yanmamış. Bu adam gömülecek. Tamam. Bu adam gömülecek ya. Bir şansı yok. Ama Müslümanın ruhu toprağa giriyor mu girmiyor? Giriyor. Girmiyor. Yaktık. Hadi sok bakalım. Bunu tepsiye sok bu nuru. Hadi bir ışık aşağı in ne olur lütfen. Rica ediyorum iner mi? Koydum aşağı gene çıktı. Müslüman nurunu aşağıya tutamazsınız. Pişt. İndirdik aşağı. Pişt. Çünkü lan hastanede. Pişt. Çünkü yaratanına gidiyoruz. Evet. Bu ışık neydi ışığıydı? Güneş. Güneşin. Güneş dolmuş kağıt olmuş değil mi? Evet. Ha ne yaptı aslına gidiyor. İman da Allah'ın, bak bu kağıttan nur var ya, kimin nuruydu? Güneşin. Bizim iman da kimin nuru? Kimin işi? Allah'ın. O zaman Allah'ın imanı, iman ettik ruhu Allah'a gidiyor. Odundaki nur güneşe gittiği gibi. Peki soruyorum. Niye Allah'ı niye görmüyoruz? Kim ne diyecek bu örnekte? Allah'ı söyle. Allah kendi vücudundan bir parçasını bize gösterirse bizim vücudumuz onu görmeye dayanamadığı için bizim vücudumuz da ölür. Evet. Peki bu örnekte şöyle desek, Allah'ı niye görmüyoruz? Kağıttaki nuru görmediğimiz gibi. Allah'ı da açık gözle görmüyoruz. Çıplak gözle kağıtta nuru görüyor muyuz? Hayır. Ama var mı? Var. Nereden biliyoruz? İlmen. Kağıdın içerisinde nur var mı? Var. Var. Açık gözle gözüküyor mu? Hayır. Neyle biliyoruz? İlimle. İlimle. Ha. İnsan Allah'ta var mı? Var. İnsan. Ya insan da Allah var mı? Var. Var. Ağaçta var mı? Var. Çıplak gözle gözükür mü? Hayır. Neyle görürüz? İlimle. Kağıtta nur var mı? Var. Var. Peki çıplak gözle gözükür mü? Hayır. Neyle gözükür? İlim. Ha. Ağaçta Allah var mı? Var. Çıplak gözle gözükür mü? Hayır. Neyle gözükür? İlimle gözükür. Gördük. Peki ömrünüzde hiç kağıt yandığını görmesek bunun içini tahmin eder miydik? Hayır. Ha, kafir de Allah ve ahireti böyle tahmin edemiyor. Sorusu olan var mı? Yok. Tekrar etmeye ihtiyaç var mı? Peki eve gittiğin zaman ne babanı soracak? Ya ne öğrendin? Ya anne ya Müslümanın ruhu toprağa girmiyormuş ya. Nasıl girmiyor oğlum? Gülür. Anne getirsene yaprağı diyecek. Anne bunu yaktığımız zaman bunu aşağı sokabilir misin? Yok oğlum. Kağıt bedendir. Bu nur ruhtur. Duman nefistir. Nefis de hesap verme çekip gidiyor. Buraya ne olmuş? Kalan gömülecek. Getir kefeni, yani hemen şey yapacaksın, selpa veya beyaz bir bez getireceksin. Kim kaldı anne tepside? Oğlum bunlar kaldı. Diğerleri nerede? Uçtu. Geri getirebilir misin? Ha bak gidiyor. Burada hoca kimi yakaladıysa onu gömüyor. Yakalayamadığını gömebilir mi? Bir daha.
Hoca kimi gömüyor? Yakaladığını. Yakalayamadığını gömüyor. Ruh nereye gitti? Ver bunu. Ruh nereye gitti? Ahirete. Ruh gitti ahirete. Değil mi? Ruh ahirete gitti. Bir daha. Hoca kimi gömüyor? Yakaladığını. Yakaladığını git göm. Kefen gibi selpa. Tamam dursun. Ayak bir misaf yaptım. Ha, aha ölen hayvan imiş. Aşıklar, ruhlar, Müslüman ruh ölmez. Bunu tak diye gömeceğiz. Git nereye koyar. Peki bu cins, bu buradan çıktı ruh. Şimdi bez bu buna gitti ya, gitti. Bak şimdi bu küle bıçak sokuyorum. O ruh, yani o ışık bu vurduğumda bak azap çekiyor mu? Hayır. Hayır. Toprak altındaki cesetten de Müslümanın ruhu azap çekmeyecek. Bir daha. Bunu yaptık. Bak bu adam gitti mi? Giden kimdi? Giden kim? Ruh. Ruh. Kalan kim? Ceset. Ceset. Cesede vuruyorum. Bak kaldı ya kül. Ha bak. Peki ona şimdi zarar verebiliyor mu? Hayır. Gitti de adam gitti. Nereye zarar vereceksin? Topraktaki cesedimize de cesedimize hayvanlar gelse, yese, çürüse hiç duymayacağız. Çünkü biz burada değiliz ki. Meğer kağıt imiş. Aslında değilmiş. Meğer insan dünya ve böyle gözüken gibiymiş. Değil. Yaz o bir kalem versene bak üzerine. Bak dünya şöyle bir şey. Ha bak. Bak şöyle göstereceğim. Bu nedir? Evet. 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 İçin peki yaksam ev kalır mı? Hayır. Kalır mı ya yaksam? Yok. Peki başka bir şey yapacağım. Bu nedir? Araba. Yaksam araba ev kalır. Bir tarafta ev, bir tarafta araba. Dünya faniymiş. Meğer aslı değilmiş yani. Hani araba? Önce gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ha bak, aha araba. Cesim. Demek ki dünya malı, dünya böyle olur. Buna dönüşür. O, ama kağıtta araba vardı, süslü, büslü, renkli. Hani renk? Kağıtta arabayı boyamadık mı? Hepsi gitti. Demek ki Müslümanın ruhu ölmüyor. Kağıtta nur ne oluyor? Yukarı çıkıyor. Kurtuluyor. Kağıtta nur? Kurtuluyor. Cesetten ruh? Kurtuluyor. Bir daha. Kağıttan nur. Kurtuluyor. Cesetten ruh. Kurtuluyor. Kurtuluyor. Yukarıya gidiyor. Aşağıya gitmiyor ki ölsün. Kim ölüyor? Kim burada kaldıysa. Ceset. Bak o hoca da diyor ki yakalayanı gömün. Hocam kaçtılar. Vallahi kaçan kaçanı tutamayız. Onları yıkayamayız. Ama bunu yakaladınız. Gidin gömün. Demek ki Müslümanın ruhu gidiyor. Tamam abiler. Peki. Bir şey soracak mısınız? Anladık değil mi biraz? Evet. Artık ölümden korkmayız. Nereden korkacağız? Allah'tan. Yani Allah'tan yani kağıt ıslatmak ne demek? Günahlardan. Eğer günahımız olursa kağıt yanar mı? Hayır. Islatırsa kağıdı? Yanmaz. Kağıtı ıslatırsak kağıt yanmaz. O zaman da hoca yakalar ha böyle bak. Bak, gömün der bunu. İşte yanmadı ki. Hasan abi, suya günah desek, hani suya dönüyor. Gibi yani, evet. Yani ona örnek. O zaman, diyelim ki günahımız olmaz mı? Olur, hiç olmaz değil. Doğru. Ama nasıl biraz önce kafir yaptık ya. Bir mesela bak, bu kağıdı ver bakayım. Buraya su döktük mü? Döktük de ama yanmadı mı? Niye yandı biliyor musun? Buradaki o kurular bunu yaktı. Müslümanın günahı var, şu kadar. Sebabı da var bu kadar. Sebabı günahını kuruttu o da yandı. Hani direnmedik mi biraz önce? Ama yandı. Bak bir daha söylüyorum. Şu kağıdın şurasını ıslatsam, şuradan tutuştursam bu ıslaklık kurur mu? Kurur. Bak bir daha. Buraya bakın bitiyor. Şurayı ıslatsam. Şurası şu kadar. Şuradan ateşi versem şu ıslaklık
Kurur mu? Kurur. Kurunca yanar mı? Yanar. Ha, günahımız olur ama sevabımız fazla olursa onu kurutur. Üç doğru bir doğru götür. Üç doğru bir yanlış götür. Peki. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.